Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Normal tutar 84 lira çıktı. 15 liralık bir indirim yaptı size. Ay. Arkadaşlar herkese selam. Bu hafta da güvercinliğe geldik tekrardan. Güvercinlikteki belediye kafelerden biraz bahsedeceğim size. Şöyle göstereyim. Girişi zaten şu noktadan giriyorsunuz. Girişten hemen sağa döndüğünüz zaman şuraya yeni belediye kafe yapıldı. Daha öncesinde yoktu. Yaklaşık 1-1,5 ay falan önce yapıldı. Belediye kafelerinin özelliği hani her şey var. İçecek, alkol, yemek, ne ararsanız, sıcak soğuk içecekler, tatlılar vesaire. Burada şöyle bir şey var. Bodrum Belediyesi'nin yapmış olduğu. Eğer ikametiniz Bodrum'daysa uygulama üzerinden size bir QR kod veriyor. O QR kodla belediyenin kendi kafelerinde %20, %30 indirimleri oluyor. Menüyü de zaten çektim. Birazdan gösteririm size. Uygulamadan da biraz bahsedeceğim. Onları da mobil uygulamasını anlatacağım. Arkadaşlar kafemiz şurada gördüğünüz gibi. İsterseniz burada oturabilirsiniz. İsterseniz şurada girişte var noktası. Orada oturabilirsiniz. Aynı zamanda da çok azıcık bir yürüyüş yapıp şurada da denize girme imkanınız var. Saat şu an öğlen 2 ama biz gece geç yattığımız için öğlende geç kalktık. Şu an saat 2 falan, kahvaltı yapmaya geldik. Biz sanayi tostu söyledik. Sanayi tostu burada 40 lira. Hani bir ekmeği ikiye böldürüp de yiyebiliyorsunuz zaten. Yetiyor. Fazlasıyla doyuyorsunuz. Fiyatları da dediğim gibi gösterdim. Ayrıca uygulama üzerinden de QR kod okutup %30 indirimden de faydalanabiliyorsunuz. En son zaten fişi de size çeker gösteririm. Belediye kafenin park imkanı da var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burası da mumculardan giderken güvercinliğin diğer giriş tarafı. Şu noktadan giriş yapıyorsunuz böyle aşağı girip. Buradan istediğiniz yere bırakabilirsiniz. Çocuklar için de park alanı var. Şöyle. Lavabosu falan da var. Bir sıkıntı yok. Güzel. Yani fiyatlar falan uygun. İstediğinizi bulabileceğiniz bir yer. Genellikle çok sakin oluyor. Diğer pahalı mekanlardan daha iyi yani. Ayrıca deniz kenarı çok da güzel. Çalışanları falan da çok iyi. Güler yüzle karşılıyor size. Bodrum merkezde var benim bildiğim. Bizde mumcularda var. Yani çoğu noktada var. İstanbul'daki Beltur gibi düşünebilirsiniz. Ama tek avantajı işte dediğim gibi QR kod okutup uygun fiyattan yararlanabiliyorsunuz. Manzarası da böyle.
Arkadaşlar burada yediklerimizin fişi gördüğünüz gibi normal tutar 84 lira çıktı. Ama Bodrum uygulaması üzerinden QR kod okuttuğunuzda 15 liralık bir indirim yaptı size. Tutar 68.80'e düşüyor, bilginiz olsun. Selam. Şimdi güvercinlikten Bodrum merkeze geldik. O Selçuk merkezine. Büyük bir beklentiyle geldik ama çok ufak bir AVM. Butik bir AVM gibi yani. Çok da bir şey yok. Hadi geldik dedik. Soğuk bir şeyler içelim. Nasıl bir şey? O işte. Ben daha... Beklediğin gibi çıkmıyor. Ben daha... Büyük daha çok tatlı bekliyorum. Çok da bir şey bulmadık yani. Burada zaten birkaç tane AVM var herhalde değil mi? Bir iki tane var galiba. Oasis'i biliyorum. Başka ben bilmiyorum. Torba'da var işte. Chopin Go var. Oralar da aynı bu şekilde. Ufak bir AVM işte. Burger, Migros işte. Yemek üzerine kaç tane mağaza var? Onun dışında da çok bir şey yok. Pidem var. Gratis falan var. Aynen. Restoranlar var. Sushici var. Onun dışında çok bir şey yok. Yine ben biraz etrafı çekerim size. Çok turist var. Yerliden çok turist var tabii ki. Haliyle. Mülteci olduk burada. Senin de birim paran 18 etse sen de aynısını yaparsın. Kostan çıkıp. Kostan çıkıp çıkıp geliyorlar böyle. Yakın zaten. Vapurla geçiyorlar. Aynen öyle. Çocukum. Ne bekledin mesela? Şimdi İstanbul'da yaşarken bize Maltepe'de mi kalıyor? Maltepe'de Hilton AVM çok yakındı ve biz giderdik sürekli. Evimizin hemen arka tarafındaydı. Yani orayı gördükten sonra burası işte Water Garden'ı falan gördükten sonra burası çift geliyor yani. Butik işte yani ufak tefek. Mağazalar bile küçük. Otoparkı bile ufacık yani. 15-20 araba ancası. Ama yine çoğu şey var ya. Yani. Baktığın zaman. İhtiyacını görürünü görürsün. İşte, gittim dersin. Ama Bodrum'un merkezinde daha fazla alışverişe dair mağazalar var. İkiye mağazası mı? Market gibi. Yani Migros Jet kadar falan bir aynen. Şey. Çok fazla yani çıkıyor. Ben ilk geldiğimde annemle İtalya'ya gidelim dedik. Şimdi İstanbul'daki İtalyaları biliyorsunuz da. Devasa. Buraya bir girdik diyorum ki kadına. Üst katta yapmışlar ama üst katta sadece yemek bölümü. Yemek bölümü değil. Şey var. Nasıl deniyor? Hani İtalya'da görüyorsun ya. İşte mutfak, komple mutfak yapıyorlar. Oda. Onun gibi mutfaklar vardı. Ben de zannettim ki çok büyük. Üst kata bir çıktım. Hüsra. Ay gıdım çıktı. Benim de öyle. Gıdılar online. Sakalları kesilecek gibi ortaya çıktı. Üst kata bir çıktım. Küçücük bir yer. Ben de ahıyorum devamı nerede? Nasıl ileriye gideceğim? Ne yapacağım falan diye. Meğersem o kadarmış. Alt katta zaten küçülüyor. Zaten çoğu şey yok. Yani almak istesen online'dan alıyorsun. Hani görüntü olarak var ama satın alamıyorsun. Olsun. Biz yine de burada yaşamaktan mutluyuz. Tabii. Artık yani alıştık artık. Kaç? 9 ay olacak. Sene işte. Olmadı mı? Aynen 9 ay olacak. Tam Ocak. Tam. Ocağın işte yılbaşı geçti. Ocağın 5'ine mi yola çıktı?
Ocağın 5'inde buradaydı. 5'inde buradaydı. Çok güzel olacak. Hani resmi olarak ocağın 5'inde İstanbul'dan. Ama cidden hani kalabalıktan falan soyutlamışız kendimizi hiç. Kalabalık gördüğümüzde basıyoruz artık. Mumcularına sessizliğine, sakinliğine alışınca. Bizim oturduğumuz yer bile basıyor. Gerçekten sessiz, sakin yani. Kornayı bile unutmuşum ya. Bazen motorda giderken hani o kadar unutmuşum ki arkadan birisi basıyor mesela direkt irkiliyorum böyle korktuğum falan oluyor da. Böcek var. Böcek var. Böyle yani arkadaşlar. Oasis diyorlardı. Gelip görmeyi ben istiyordum. Merak ediyordum. Çünkü bizi uzak. Gelmesem de görmesem de olur muyumuz? Olur. Çok rahat olur. Sizin arka tarafınızda, yani kameranın arka tarafında mikrofon jet var. Hemen yanımızda pidem var. Pidemin yanı sıra da gratis var. Zaten bitti. Bir de diğer burger var. Aynen, burger var. Oturduğumuz yerde burger zaten. Yani buranın yerlisini karşılar ama yerli halk ama zaten alışveriş yapacaksanız böyle ünlü markalardan alışveriş yapacaksanız Yalıkava gideceksiniz. Yalıkava Marina'da her bayağı şey var. Şey aynen, oralar lüks yani. Bir de bayağı uzak, 2 saat, 2,5 saat falan mesafesi var. Yani trafikle evet. Trafikle 2-2,5 saat falan sürüyor. Hani Bodrum merkezden, Burcular'dan. Böyle kalak 2,5 saat falan sürüyor. Zaten hiç gitmedi oraya. İlk geldiğimizden beri işte Bodrum merkeze geldik. İşte plajlar, sahiller. O kadar, onun dışında hiç. Bodrum merkeze bile 2. 3. kez falan geldik yani. Emekli olmuşuz ya. Ha, evet. Bir de zaten biz insanlardan da çok haz etmediğimiz için. O kadar az o kadar iyi. Aynen. Yani İstanbul'dayken de biz çok fazla gezelim, edelim, tozalım, oraya gidelim, buraya gidelim yok. Gitsek bile daha kendi çekirdeğimizde kalan bir. Genellikle zaten sahilde değil. Aynen, Malta'da sahilde. Hiç AVM insanı değiliz. Aynen. Öyle yani. Öyle yani. İnşallah sesimiz gidiyordur abi. İnşallah. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Siz ne yapıyorsunuz? Espressolu milkshake içiyorum ben. İstanbul'da yoktu değil mi espressolu? Ya da varsa bilmiyorum. Vardı. Bir kere gitmiştik. Kıştı. Alamamıştık, hatırlıyor musun? Kocam Bey yine klasik çilekli milkshake. Aynen. Erkek olan çilekli içer. Biz Yücel'le ilk flört dönemindeydik. O zaman şeye gidiyorduk, Maltepe sahilde. Bir tane kahve diyar mıydı adı? Abi, kahve dünyası vardı. Öyle bir şey vardı. Her zaman milekli milkshake. Çilekli milkshake içiyordu. Hep dalga geçiyordum ben. Tek adam milkshake mi içer, içse de çilekli mi içer, pembe pembe diye. Seviyorum ya. Ferahlatıyor. Şimdi biz buraları biraz daha gezeriz. Zaten ufacık yer var. Aynen. Ondan sonra 15-20 dakika daha gezeriz. Sonra Goat köyümüz. Biz seviyoruz köyümüzü. Köyüm yani, bir de güvercinliği de seviyoruz biz ya. Güzel. Güvercinlik daha güzel ya. Hem yakın hem sessiz sakin, bu kadar kalabalık. Bir de denizi güzel olsaydı bizimki çok iyi olurdu ama.
Onu da söyleyelim. Biz nereye gitmiştik? Gerenköy'e mi gittik? Gerenköy'e. Gerenköy'e gittik arkadaşlar. Dönüşte de hani dedik hiç güvercinliğe girmiyoruz. Güvercinlikte de yüzmüyoruz falan filan. Bir de dedik hani güvercinliğe bakalım. Güvercinliğe de gittik. Gerenköy'e yüzdükten sonra. Güvercinliğe geldik. Suya girdiğimizde... Gerenköy videomuz da şuradan mı? Şuradan ya da şuradan bilmiyorum. Şu an ön kamerada olduğu için bilmiyorum. Aynen. Buraya bir yere eklerim. Gerenköy'ünden geldikten sonra da işte hani güvercinlikte de şeyler vardı. Yani çok pisti denizi. Her şey vardı. Yani her aklınıza vardı. Gelebilecek her şeyi denizde bulabilirdiniz. Çerçeve, poşet, bardak, plastik her şey vardı. Biz de hiç yüzmedik bile. Ayaklarımızı soktuk. Direkt geri çıktık görünce. Ondan sonra da eve gittik yani güvercinlikte yani yüzenler var da yüzük değil yani çok pisli. Daha çok oradaki evlerden ondan insanlar giriyor. Yani uzaklara gitmeye çalışıyor. Bir de güvercinlikte buradaki çoğu otelin şeyi var. Kendi plajı var. Hayır otelin çalışanlarının neyi var? Pansiyon. Yani oteldeki çalışanların kaldığı yerler var aynen. Pansiyon mu oluyor? Oradakiler giriyor genelde. Ama bence gidecek değil yani. Belki açıkları güzeldir ama biz açıklarda yüzmediğimiz için yani girişten bizden çünkü bir de Gerenkuyu'ya gittikten sonra her yer çok pis geliyor. Gerenkuyu bildiğin cam gibi ya. Evet. Ama buz gibi. Yani çok soğuk. Öyle yani arkadaşlar biz birazcık gezelim edelim 10-15 dakika daha ondan sonra kampüste görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar şimdi biz gezdik falan ettik. Çok beğenmedik açıkçası değil mi? Aynen benim beklentim bayağı daha yüksekti ama güzel yani. Yani burası için yeterli. Yoklukta gider öyle söyleyeyim. Öyle bu haftalık da kapanışımız böyle olsun. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bize destek olmak için kanala abone olmanız gerektiğini biliyorsunuz. Yorum atıp videoları da beğenirseniz çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bu ne? Çok güzel olur. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Safiye ve Faik gibi olduk. Tamam mı sen? Ay.